Gerçekten çok haklısınız bu konuda Taha Bey. Gel. Kumandan, söyle. General Cevdet geldi. Alın içeri. Kumandan. Buyurun general. Taha Bey ile tanışmış mıydınız? Hayır, maalesef tanışmadık. Taha Bey, General Cevdet. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Taha Bey, Simirni'nin en meşhur tüccarlarındandır. Ha, o Taha Bey. Bakın kumandan, bu bakış, bu söz insanın bütün yorgunluğunu alıp götürüyor. Siz bir cümle kurdunuz, general hemen tanıdı beni. Simirni'de çok fazla zengin tüccar yok. Birbirimize ne kadar benziyoruz değil mi general? İkimizden de İzmir'de az bulunuyor ve ikimiz de Yunan ordusuna hizmet ediyoruz. Aramızdaki tek fark servetimiz herhalde. Generali çok sevdim, kumandan generali çok sevdim. Gel. Taha Bey, çocuğunuz nasıl? Yanılmıyorum öyle değil mi? Yakın bir zamanda baba olmuş idiniz. Yok, yanılmıyorsunuz. 4,5 aylık bir oğlum var. Adı Enver. İlk karım kof çıktı. Bu yaşta baba olmak nasipmiş. İkinci karıma kısmet oldu. Çocuğumun adı Enver mi dediniz? Evet, Enver. Yalnız yanlış anlamayın, ben iddiaçı falan değilim. Sadece Enver Paşa'yı severim. O büyük bir asker, büyük bir devlet adamıydı. Hatta bana kalırsa bu memlekete Mustafa Kemal'den daha faydalı olabilirdi. Belki hala olabilir. Kütahya ve Eskişehir muharebelerinden sonra Batum'da bir kongre toplamış. Anadolu'ya dönmeyi düşünüyormuş diyorlar. Sulh için gelecek ise eğer bir sakıncası yok elbette. Evet, tabii. Yalnız kumandanım, anlaşma eğer hazırsa ben onu imzalayayım ve müsaadelerinizi isteyeyim. Elbette, ben imzayı atmış idim. Taha Bey'le bir anlaşma mı imzalıyoruz kumandan? Evet. İçi tıka basa hububat dolu bir gemi Karadeniz'den hareket etti. Bandırma'ya ulaşacak. Ve o hububat Yunan ordusuna teslim edilecek. Yunan askerinin karnı doysun ki Mustafa Kemal'i tepede yebilsin. Öyle değil mi? Askerlerimize yiyecek temin etmenin bir yolunu buldum Yakup. Tüccar Taha Bey'i biliyor musun? Taha Bey, İzmir'deki en zengin Türklerden biri olarak biliyorum. Miralayım, başka bir malumatım yok. Evet. Taha Bey'in hububat yüklü bir gemisi Bandırma'ya doğru hareket halinde şu anda. O geminin Kubay-ı Milli'nin eline geçmesini sağlayacağız. Miralayım, gemiye saldırmak zor olmayacak mı? Gemiye saldırmak mecburiyetinde değiliz. Taha Bey'i tehdit edeceğiz. Geminin istikametini değiştirmesini isteyeceğiz. Taha Bey'in çocuğunu kaçırıp rehin alacağız. Anlamadım İmran. Taha Bey'in çocuğunu kaçıracağız Yakup. Taha Bey'den geminin istikametini değiştirmesini isteyeceğiz. Bandırmayeni İnebola'ya gidecek. Yükü indirince de çocuğu iade edeceğiz. Miralayım, başka bir hal çaresini düşünsek. Ne başka bir hal çaresi, ne de bunu düşünecek vakit var Yakup. O gemiden kim bilir kaç askere kaç gün yetecek, payın çıkar. Miralayım, gemi dışında bir yolu yahut gemiyle alakalı başka bir plan yapsak olmaz mıydı? Ben seninle istişare etmiyorum Yakup. Bu bir emirdir. Bütün mesuliyet benim, kararımı verdim. Taha Bey'i takip edeceksin. Karısını ve bilhassa tabii ki çocuğunu. Münasip bir vakitte de çocuğu kaçıracaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz Miralayım. Ben şimdi hastaneye gitmek mecburiyetindeyim. Hilal'in doktoruyla konuşacağım. Sonrasında bir yer ayarlarım, çocuğu orada bekletirsin. Daha bir istediğimizi yapınca da veririz geriye çocuğu. Şuraya bırak, şuraya bırak. Yunan gazeteleri bile bittiğini yazıyor Türk ordusunun. Açlık sefalet içindeymiş asker. Yazık. Ne yazı? Hı. Boş bir maceranın peşine takıldı Kemal denen o herif.
Sen de onun peşine takılırsan o kadar ikaza rağmen olacağı bu işte. Harp henüz bitmedi ama. Yani belki kazanabilirler. Sen ne anlarsın harpten ha? Bak, harpte doğru tarafta durman lazım. Hangi tarafta duracağını bileceksin ki ayakta kalabilirsin. Ben Yunan'la iyi anlaşmasaydım biz bugün bu durumda olur muyduk? Büyük bir hesap var burada. Sen anlamazsın tabii. Muayene etti mi doktor sen? Ne dedi? Sevgilim sakin ol. Raporlarımı tetkik etti. Hastanede daha ayrıntılı bir araştırma yapacakmış. Lakin biliyor musun çok iyimser şeyler söyledi. Niye buradayız biz? Gidelim hemen. Ben annemlerle gideceğim. Sana haber vermek istedim sadece. Farkında mısın? Sen dünyanın en büyük imtihanlarından birini verdin. Bir kurşun bacaklarını aldı senin ama sen ayakta duramasan da aslında ayakta kaldın. Yazmaya, kelimelerine mücadele etmeye devam ettin. Hayatta bak, mükafatlandırdı seni işte. Bütün bu umutsuzlukların arkasına saklanmış bir umut çıkardı karşına. O ümidi senin gözlerinde gördüm ben. İlk andan itibaren bana bakışın bir an olsun değişmedi. Niye değişsin? Acıyabilirdin bana. Sana. Hilal'e. Hayret yıkmayın ta kendisine. Gözlerinde aşk ve ümit yerine merhamet görseydim nasıl tahammül ederdim bilmiyorum. Lakin sen beni kusurlarımla kabul ettin. Ben bir kelimeyi kullanmayı yasaklamış mıydım sana daha önce? Hayır. Bu ilk olsun o zaman. Kusur kelimesini kullanmanı istemiyorum. Çünkü ne yürüyememek kusur ne de sen kusurlusun. Tamam? Sen her daim kusursuzsun benim gözlerimde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.